Biliyorum, başını öne eğdim. Utandırdım seni. Kocana, kaynanana, herkese rezil ettim. Ne desen haklısın. Affetmeyeceksin beni, değil mi? Ya eşeklik ettim tabii. Aptalım ben. Benden başka ne beklenirdi ki zaten? O gün bir tek sen şaşırdın. Ağzın açık kaldı. Diğerleri hiç şaşırmadı. Benim gibi sokaktan gelip konağa kapağı atan biri görgüsüzlük de yapar, hırsızlık da. Onların kafa hep buydu. Bakışlarından belliydi. Ben buraya olmadım be abla. Yakışmadım. Gül bahçesindeki çalı gibiyim. Cık. Olur mu öyle şey Gülsüm? Kimsenin sana o gözle baktığı yok. Yavaş yavaş alışacaksın. Ama madem paraya ihtiyacın vardı, o çirkin işi yapman, sonra rehincilere gitmen, İhtiyacın varsa bana söyleseydin. Söyleseydim senin yanında para tırtıklamak için olduğumu düşüneceklerdi. Gülsüm, ne yapacaktın sen o kadar parayı? Arkadaşımın kardeşi çok hasta. Doktorlar pek ümit yok dedi. Ama abla yüreği işte. Paralıyor kendini. Her yolu deniyor. İlaçlar deve yüküyle para. Tefeciden borç almış. Ödeyemedi. Ona yardım edecektim. Kızı defalarca dayak yedi, tehdit edildi. Siz beni kurtardınız ama onun kimsesi yok. Bir kardeşi var işte. En son borcunu ödemezsen kardeşinin eceliyle ölmesini beklemeyiz demişler. Tehdit etmiş şerefsizler kızı. Tamam. Tamam, sakin ol, ağlama. Ağlama. Cahilliğime ver abla. Zaten illa o saati rehincilerden alıp yerine koyacaktım. Affet beni. Baksana söz. Bir daha böyle bir eşeklik yaparsam. Tamam, ağlama artık. Kapatalım bu konuyu. Arkadaşın için de bir şeyler yaparız, merak etme. Sen dersini almışsın belli. Merhabalar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bizi takip edebilirsiniz.